Selam arkadaşlar, bugün Bitcoin ordinans NFT'leri nasıl yapılır? Inscription nasıl oluşturup bunu çok hızlı bir şekilde birlikte yapacağız. Anlamanızı sağlayacağız arkadaşlar. Ben proje ekibinden Alican. Kripto Kurdu YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Evet inscription üretmek için Gamma'ya geldik. Burada Gamma'yı kullanacağım. Öncelikle arkadaşlar bu adrese bağlanmak için ne yapmamız gerekiyor? Bir hero wallet'a ihtiyacımız var. Yani ben burada hero wallet kullanacağım. Siz burada isterseniz x de kullanabilirsiniz. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Cornet wallet demeden önce yukarıdaki kartlarda çıkan hero wallet nasıl kurulur? Videosuna geliyoruz. Buradan hero wallet'ımızı kuruyoruz arkadaşlar. Ali arkadaşımızla birlikte. O ardından geri dönüyoruz bu sayfaya. Cornet wallet diyoruz. Stats kısmındaki Connect Wallet tuşuna basıyoruz arkadaşlar ve hesabımı buraya bağlıyorum. Kiro Wallet'ı buraya bağlıyorum. Bu ve kullanacağım bütün linkleri videonun hemen aşağısında bulabilirsiniz. Bunu unutmayın. Evet, cüzdanım bağlandı. Artık hazırız inscription üretmeye. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Şuradaki butona tıklıyoruz ve burada 3 tane seçenek çıkıyor. Birden fazla fotoğraf görsel yükleyebilirsiniz bu butonla. Burada tek bir görsel yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Burada da kelime olarak bir inscription üretebilirsiniz. Ne yapacağım ben burada? Single image tuşuna basacağım ve buradan devam edeceğim. Hemen tıklıyorum. Evet çıkan sayfada bir görsel yükleyeceğiz arkadaşlar. Burada ne yapacağız? Bilgisayarımızdaki bir görseli buraya yükleyeceğiz. Ben şöyle üstüne tıkladığımda şu resmi seçmek istiyorum. Bu görseli arkadaşlar ben neden seçtim onu size şimdi anlatayım. Bu görsel arkadaşlar 1 kilobayt boyutunda ve burada şu uyarıyı yapmak istiyorum. Eğer görselinizin ne kadar fazla boyutu varsa yani megabayt olarak, kilobayt olarak o kadar çok fazla fi yani ücret ödersiniz onu da söyleyeyim. Herhangi bir internet sitesine girdim ve 1 kilobayt jpeg yazdım. Bu görsel çıktı hızlı olması için. Siz burada arkadaşlar isterseniz Google'dan şunu aratabilirsiniz. Burada normal fotoğraflarınızın boyutlarını minimum seviyeye indirebilirsiniz arkadaşlar. 1 kilobayta kadar indirmenizi tavsiye ediyorum düşük fiiler için. Şimdi devam edelim. Bu JPEG dosyası, bu görsel 1 kilobaytlı arkadaşlar. Continue diyorum. Ve gördüğünüz gibi şurada ücretler çıktı ve ücretler değişken. Neden değişken arkadaşlar? Şöyle anlatayım. Hala bu sistem OTC gibi yürütüldüğü için, bu aracı platform tarafından OTC biçiminde ilerlediği için burada arkadaşlar daha hızlı olmanızı sağlamak için daha fazla ücret ödeyebiliyorsunuz. Ama ben size burada göstermek istediğim için daha fazla ücret ödemeye gerek yok. Eğer siz burada fazla para harcamak isterseniz, daha hızlı olmasını isterseniz buradaki bir seçeneklere tıklayabilirsiniz. Ben burada çok acelem olmadığı için bunu seçiyorum ve 9 dolarmış ücreti. Üzerine tıklıyorum arkadaşlar. Continue diyorum. Ve burada adres kısımları açıldı. Şimdi burasına çok dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi burada en üstteki kutucuğa yani bizim Ordinals balatımızı istiyor bu en üstteki kutucukta. Bunun için ne yapacağız arkadaşlar? Hero Vault'a geleceğiz. Ardından aşağı ineceğiz. Receive butonunu görüyorsunuz şurada arkadaşlar. Bu Receive butonuna tıklıyorum. Ve burada hem benim Bitcoin adresim var hem de arkadaşlar Ordinance Inscription adresim var. Şimdi arkadaşlar buradaki NFT yani yüklediğim fotoğrafın NFT'si Ordinance Inscription olarak geleceği için ne yapacağım arkadaşlar? Buradaki adresimi buraya kopyalayacağım. Şöyle kopyalıyorum. Buraya da yapıştıracağım en üstteki butona. Burada bizden ordinansları yollamak için bir cüzdan istediği o yüzden arkadaşlar buradaki cüzdanımı ne yaptım? Receive dedim arkadaşlar ordinans inscription cüzdanımı buraya yapıştırdım. Ardından arkadaşlar herhangi bir olumsuzda ya da daha fazla para ödediğinizde ya da e, bir şey olduğunda geri ödeme için arkadaşlar sizden bitcoin adresi istiyor. Bunun için ne yapacağız arkadaşlar? Yine HelloBot'a geleceğim. Yine Receive diyeceğim. Ve bu sefer bitcoin ödeme adresimi kopyalayacağım arkadaşlar ne yaptım? İkinci kutucuğa da bunu yapıştırdım. Şimdi opsiyonel olarak benden e-mail istiyor. Belki bildirim gelebilir buradan. O yüzden bir e-mailinizi bırakmanızı tavsiye ederim. Evet e-mailimi yazdım ve continue diyorum. Şimdi ödeme sayfasına geldik arkadaşlar. Evet görselim bu arkadaşlar. Şu kadar satoshiymiş ve aşağı doğru iniyorum. Evet şöyle daha fazla inmem lazım. Burayı kabul etmesi için. Şuradan şu butonu en aşağı indiriyoruz. Şurayı %100 yapıyoruz. Ve kabul edip devam ediyoruz. Evet geldik buraya arkadaşlar. Şimdi burada direkt cüzdanımızdan parayı çekemiyor arkadaşlar. Hala hazır değil bu sayfalar ve bu sistem. Peki ne yapacağız? Buraya arkadaşlar manuel olarak para göndereceğiz. Nereye göndereceğiz? To this adres yazan kısma. Ne kadar yollayacağız arkadaşlar? Şu miktarda BTC yollayacakmışız. Ve e, gün içinde işte hangi paketi seçtiyseniz ekonomi ya da hızlı paket seçtiyseniz ona göre arkadaşlar bu NFTler o zaman dilimine göre gelecek. Evet burada ne yapıyoruz? Hemen şu butonu tıklıyorum. Kopyalama tuşuna. Yani bu adrese şu miktarda ne yapacağım? BTC yollayacağım. Kopyaladım. Hero Wallet'ımı açıyorum arkadaşlar. Burada send butonunu görüyorsunuz. Send diyorum. Bitcoin'e tıklıyorum. Adresi az önce kopyalamıştım. Şu adresi kopyaladım ve buraya yapıştırdım. Ardından arkadaşlar ne kadar BTC yollamamı istemişti. Bakın şurada. 0.0010 daha ve 4/605 demiş. Şöyle yolladım. 9 dolar tutuyormuş arkadaşlar. Şöyle ön izleme diyorum ve buraya yolluyorum arkadaşlar. Send butonuna tıklıyorum. Evet buraya transaction şu activity de olması gerekiyor. Evet düşmüş mü diye bakıyorum şuradan status Evet gördüğünüz bir burada. Ee, yani bizim dekontumuz burada arkadaşlar. İsterseniz bunu bir yere kaydedin. Ee, isterseniz de e, favorilere alabilirsiniz arkadaşlar. Ne yaptık? Ordinas cama geri dönüyorum. Burada continue diyeceğim. Artık ödememi yaptım ve bu e, Ordinas NFT'mi almak istiyorum. Inscription'ımı almak istiyorum. Continue'a basıyorum arkadaşlar ve açılan sayfada artık NFT'mi bekleyebileceğim. Peki bu NFT nereye gelecek arkadaşlar? Hero balık kısmında şu kısma gelecek arkadaşlar. Balans diyelim şöyle. Ee, bu kısma gelecek arkadaşlar yarattığınız NFT. Evet bu videomuzda sizlerle birlikte inscription ürettik arkadaşlar. Yani BTC NFT'si oluşturduk kendi adımıza. Bu NFT'leri size gelmesi bir gün sürebilir. O yüzden çok fazla acele etmeyin. Ve durumu kontrol etmek için de bu açılan sayfadan hemen ne yapıyorum? Buraya kopyalıyorum ve bir yere kaydediyorum arkadaşlar. Kontrol edebilmek için. Anlatacaklarım bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın.